Arkadaşlar tekrar merhabalar. Chapter 2'den yani ikinci bölümden devam ediyoruz. Hemen başlayalım. Şimdi buradan noktadan noktaya gelelim. Evet. Sis was a big young woman. Yani sis denilen bu kişi arkadaşlar big young woman yani oldukça hani böyle iri yapılı genç bir kadınmış. With dark hair yani siyah kapkara saçlara sahip and eyes yani kapkara saçlara ve gözlere sahip genç yani iri yapılı bir kadınmış şeklinde çeviriyorum arkadaşlar. Şöyle gelelim. Evet. She was very shy. Aynı zamanda kendisi oldukça da utangaç birisiymiş. Shy, utangaç demek arkadaşlar. Şöyle gelelim. Evet, nokta bulduk. Şöyle şunu aşağıya alalım. She was in love with your cousin Robert. Yani kendisi kuzeni Robert'a aşıkmış arkadaşlar. Bakın, she was in love with. In love with yani birine aşık olmak. Mesela she was in love with her cousin Robert. Yani kuzeni Robert'a aşıkmış. She was in love with her cousin Robert. Robert yani kuzeni Robert'a aşıkmış şeklinde çeviriyorum. But she had never told him this. Fakat kendisi hiçbir zaman yani bunu ona söylememiş. Bakın söylememiş. Told ikinci hali arkadaşlar söylememiş. Yani üçüncü hali burada kullanmış. Evet. Değerli arkadaşlar buradan böyle geliyorum. Robert was also very shy. Aynı zamanda Robert de oldukça utangaçmış. Evet, şöyle bakalım. He had no confidence in, yani kendine güveni. Confidence, kendine güven demek arkadaşlar. He had no confidence in himself. Yani kendisine hiç güveni yokmuş. Evet, yani özgüveni yokmuş anlamında çeviriyorum. Şöyle geldim, nokta arıyorum. Nokta, nokta, evet şurada. Pauline, Robert and Sis lived together quietly in a lovely house. Yani Pauline, Robert ve Sis denilen kişilikler arkadaşlar yani sakin bir şekilde birlikte çok güzel bir evde yaşamaktadırlar. Ki bu ev about 25 miles from London yani Londra'dan 25 kilometre hemen 25 kilometre uzaklıkta olan çok güzel bir evde sakin bir şekilde birlikte yaşamaktadırlar diye çeviriyorum. Değerli arkadaşlar şurada görüyorsunuz. The house was surrounded by pleasant gardens. Yani bu ev arkadaşlar çok güzel bahçelerle çevrilidir. Surrounded çevrili olmak anlamında. Etrafı sarılı olmak anlamında. Evet. Şöyle gelelim. It was the perfect house and the perfect life for Pauline. Yani bu Pauline için yani bu durum Pauline için mesela it was the perfect house yani en mükemmel ev aynı zamanda en mükemmel and the perfect life. Yani en mükemmel hayat da Pauline için diye çeviriyorum. Şöyle gelelim. Evet. Every day, her gün Robert went to work in London. Yani Robert denilen kişilik arkadaşlar Londra'daki işine gidermiş. Şöyle nokta arıyorum. Böyle bakalım buradan. Then sonrasında when he came home yani eve geldiğinde the three of them yani bu üç kadın arkadaşlar. Üç kadın mesela hani yani üçü, ya özür dilerim yani kendisiyle birlikte üçü, yani kendisini bekleyen ikisi var, bir de kendisiyle birlikte üç kişi oluyorlar. The three of them, yani bu üçü, Pauline, Robert ve Sis, ate dinner, yani akşam yemeği yerler. Akşam yemeği yerler, birlikte, together, birlikte akşam yemeği yerler. Şöyle arkadaşlar yine nokta arıyorum. During dinner, yani yemek esnasında, akşam yemeği esnasında, there were always candles on the table. Yani masanın üzerinde her zaman mumlar yani yanık mumlar vardır. Yani mumlar vardır, şamdanlar vardır diye çeviriyorum. Şöyle geldim şuraya. Evet. Pauline liked candles because the soft candlelight made her look young and beautiful. Yani Pauline arkadaşlar özellikle bu mumları yani kendisini mesela güzel ve genç göstermesinden dolayı mesela sevmektedir. Evet. Burada iki cümle var. Bunu mesela tam olarak aydınlatmaya çalışalım. Mesela Pauline liked candles. Yani Pauline yani bu kandilleri sever. Çünkü the soft candlelight yani yumuşak kandil ışığı yani mum ışığı onu hem güzel hem de genç göstermektedir. Ya da genç yapmaktadır diye anlamlandırıyorum. Şöyle geldik şuraya. The soft light shone on the skin of her bare arms. Yani bu soft light yani bu kandil ışığı arkadaşlar, yumuşak ışık shone on the skin of her bare arms yani onun o çıplak kollarına böyle vurduğu zaman, çıplak kolların üzerindeki o deriye vurduğu zaman and the soft material of her dress
Yani aynı zamanda mesela onun o giymiş olduğu o elbisenin o yumuşak yani kumaşını, bakın materyal kumaş demek. Yani o kumaşı mesela ne göstermektedir? Daha böyle şey göstermektedir. Daha böyle ışıltılı göstermektedir. Yani böyle hani kendisini daha genç gösterdiği için o yüzden bunu seviyor. Bir de üzerinden geçelim. The soft light shone on the skin of her bare arms. Yani bu yumuşak ışık onun o çıplak kollarının derisine bile yansır. Aynı zamanda the soft material of her dress aynı zamanda yani onun o giymiş olduğu o elbisenin kumaşına yansır şeklinde çeviriyorum. Şöyle gelelim. Evet. Pauline shone with happiness. Yani Pauline arkadaşlar. Evet. Yani böyle mutluluktan yüzü parlar. Yüzü parlar. Yani böyle bir sıcaklık gelir kendisine. Şöyle gelelim. She looked like a beautiful woman of only 32 or 33. Yani kendisi o esnada hemen hemen 33-32 yaşlarında genç bir kadının yani 32 yaşlarında güzel bir kadına mesela benzer. Look like benzemek arkadaşlar. Tekrar üzerinden geçelim. She looked like a beautiful woman of only 30 or 33. Yani kendisi bu ışık esnasında 33 yaşında 32 yaş yani 32 ile 33 yaşları arasında güzel bir kadına benzermiş. Yani kendini böyle görüyor diye çeviriyorum. Değerli arkadaşlar, bu bölüme de burada son veriyorum. Bir sonraki bölümde tekrar görüşmek dileğiyle arkadaşlar.